Merhaba. İş Yatırım internet sitesinde bulunan gelişmiş hisse arama sayfasının kullanımı ile ilgili hazırlamış olduğumuz eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu yayında sayfanın etkin ve verimli bir şekilde nasıl kullanılabileceğini sizlere göstermek istiyoruz. Gelişmiş hisse arama modülünün oluşturulmasındaki temel amaç, her yatırımcının kendi yatırım, vade ve risk tercihlerine göre hisse araması yaparak kendi yatırımcı profiline uygun hisseleri bulabilmesi. Genelde yatırımcılarımızdan gelen soruların neticesinde bizim oluşturduğumuz en çok aranan hisse şablonlarını ekranın sol tarafında görebiliyorsunuz. Bu şablonlar sektörde rağbet gören, screening olarak da tabir edilen hisse arama ve filtreleme şablonları. Eğitim yayınımızda bu şablonları açarak nasıl görüntülendiğini, ekranda gözüken filtrelerden nasıl kriterlerin değerlerini değiştirebildiğimizi göstermek istiyoruz. Ayrıca mevcut bir şablonda oynamalar yaparak sıfırdan kendi yatırım tercihimize uygun bir örnek şablon yaratacağız. Var olan kendi hazırladığımız bir şablonu da revize edeceğiz. Yine sayfada bulunan liste kutuların ve filtrelerin her birinin ne işe yaradığından kısaca bahsedeceğiz. Evet, sayfaya işyatırım.com.tr analiz altında gelişmiş hisse arama linkine tıklayarak ulaşıyoruz. İlk olarak hazır şablonlarımızdan birini açıyoruz. Yüksek temettü verecek şablonunu seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane değişken geldi filtreleme yapabileceğim. Yani bu ekranda borsada işlem gören 400 senet içinde bu kriterleri belirttiğim aralıklarda olan hisseler varsa onları getir diyoruz. Ve bu 5 tane değişken için gördüğünüz değer aralıklarında olan hisseler de aşağıda listeleniyor. Toplam 47 tane hisse geliyor belirttiğim aralıklarda. Şimdi bu değer aralıklarını nasıl değiştirebildiğimizi göstermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz gri alanla oynayarak, tutup bırakarak, daha sonra sonuçları getir diyerek değişikliği yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi değişti. Veya direkt buraya rakamla bir değer yazarak sonuçları getir diyerek de hisseleri değiştirebilirim. Aşağıda listelenen hisseleri. Yine bir başka değişkende de içine girip sıfır diyerek sonuçları getir dediğimde hakeza aşağıdaki hisseler yine değişti. Buradaki önemli nokta değişiklik yaptıktan sonra sonuçları getir butonuna basmamız. Peki bunlardan birini silebilir miyiz? Tabii o zaman bu değişken olmasaydı hangi hisseler geliyor idiyse onlar gelecek aşağıda listelenecektir. Eğer şuradaki listeyi temizliğe basarsam da tamamıyla bütün şablondaki değişkenlerin hepsini silecek. Şimdi basmıyorum ve yayına devam ediyorum. Bir tane daha silelim. Ve daha sonra şablon ilk haline dön butonuna bastığımda ise yaptığım değişiklikleri saymayacak ve en başa döneceğiz yine. Peki burada sektörel ve endeks bazında filtreleme yapabiliyor muyuz? Evet, burada gördüğünüz gibi sol üst tarafta sektör seçimiz yazıyor. Buradan herhangi bir sektör seçtiğim zaman ve sonuçları getir dediğim zaman sadece o sektöre ait hisseler aşağıda listeleniyor. Bu değişikliği geri almak için tekrar sektör seçimiz yazıp sonuçları getir demem yeterli. Endekste herhangi bir endeks seçerek o endekse ait hisselerin getirilmesini sağlayabilirim. İkisini bir arada yapabilirim. Hem şu sektörde hem de ulusal 30, 50, 100 içerisinde olan hisseleri getir diyebilirim. Örneğin ulusal 30 dediğim zaman sadece ulusal 30'daki hisseleri getiriyor. Değişikliği geri almak istediğim zaman endeks seçiniz diyorum. Tekrar sonuçları getir diyorum. Takip hisse seçeniz seçeneğinde araştırma, iş yatırım araştırmanın takip hissesinde olan hisseler veya olmayan hisseleri ayrıştırabiliyorsunuz. Takip listesine dahil deyip sonuçları getir dediğim zaman sadece iş yatırımın takip listesindeki hisseler geliyor. Değişikliği geri almak için tekrar seçiniz diyorum. Keza öneri seçeniz seçeneğinde de iş yatırımın takip ettiği ve önerisi de şu olan hisseleri getir diyoruz aynı mantıkla düşünerek. Al dediğimiz zaman sonuçları getir dediğimizde sadece al verdiğimiz hisseler görüntüleniyor. Geri almak için değişikliği öneri seçiniz diyorum ve tekrar sonuçları getir diyorum. Şimdi yeni bir kriter ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada kriter ekle yazan butona tıkladığımda iki tane seçenek geldi. Özet ve detaylı kriter listesi. Özet kriter listesini böyle en çok kullanılanlar gibi düşünebilirsiniz. Detaylı kriter listesinde ise yaklaşık 350-400 değişkenin tamamı filtre yapmanıza uygun hale geliyor. Ana başlıklara kısaca bir göz atalım detaylı kriter listesindeki. Değerleme altında piyasa değeri, firma değeri, cari fevök, yabancı oranı, fiyat getiri alanında getiriler, yabancı oranı altında cari yabancı oranı, sahiplik altında sermaye ve float bilgileri, büyümelerde kar, satış, FAVÖK, öz sermaye, aktifler, yatırım sermayesi gibi değişkenlerin, yine bankalar için faiz geliri, mevduat,
sigortalar için kazanılmış primler gibi birçok değişkenin büyümesini görüyoruz. Mutlak rakamlarda aynı değişkenlerin mutlak rakamlarını görüyoruz. Marj tahminlerinde keza TÜBİTAK ve net kar marjlarını, yurt dışı çarpanlara göre iskontolarında global iskontolarını, tarihsel ortalamalara göre iskontolarda tarihsel ortalamasına göre şirketin iskontosunu, değişimler altında son dönemdeki hedef fiyat ve tahmin değişikliklerimizi, tarihlerde tahminlerimizin ve önerilerin değişim tarihlerini, temettü tarihlerini, likidite bilgisini, temettü bilgilerini ve son olarak hedef fiyat bilgilerini ana başlıklar altında görüntüleyebiliyoruz. Buradan eklemek istediğiniz değişkeni ekleyip kriter tıklayıp kriter ekle dediğinizde otomatikman yukarı atacaktır. Örneğin cari yabancı oranını ekleyelim. Seçtim. Kriter ekle dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi üst tarafa geldi. Yine cari FAVÖK rakamını eklemek istiyorum. Değerleme altında yıllık cari FAVÖK'e tıkladım ve kriter ekle dediğim zaman yukarı geldi. Çarpıyla kriter ekle ekranı kapattığım anda ilgili sonuçlar aşağıda güncellenecektir. Tekrar sonuçları getir demenize gerek yok. Ve gelen değişkenlerden burada oynama yaparak da sonuçları getir diyerek aşağıdaki listeyi değiştirmeniz mümkün. Aşağıda gelen hisseleri başlıklarından sıralayabilirsiniz. Burada bulunan buton yardımıyla Excel'e aktarabilirsiniz. Eğer sitemize üye olup üye girişi yaparsanız hazırladığınız bu şablonu farklı kaydet diyerek güncelleyebilirsiniz. Farklı kaydet diyerek kaydedebilirsiniz. Daha sonra burada görmüş olduğunuz kayıtlı şablonlar içerisinden istediğiniz zaman açıp ilgili kritere uyan yeni hisseleri görüntüleyebilirsiniz. Burada açtıktan sonra tekrar değişiklik yapıp farklı kaydedebilir, güncelleyebilir veya silebilirsiniz bu şablonu. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Bu sayfanın tasarlanmasındaki amaç az önce de belirttiğimiz gibi yatırım tercihlerinize uyan risk profilinize uygun hisseler seçebilmeniz. Biz bu ekran vasıtasıyla düzenli aralıklarla çeşitli yatırım temalarına göre hisse seçimleri yapıp gelen hisselerle ilgili teknik yorumlarımızı da sizlerle paylaşıyor olacağız. Herkese bol kazançlı günler dilerim.